Numuneler hazır. Şimdi biriniz tadın bakayım biraz. Ben yok yemem. Abi. Ne demek yemem? Ben de yemem. Bir arkadaşım vardı benim tattığı. Bir şey mi oldu? O zaman işte Baha'yı çağır. Baha! Gel bakayım buraya, çabuk gel, koş. Geldim abi. Baha, hadi şunlardan yer misin şunlardan? Yerim abi, açlıktan ölüyorum zaten. Hadi ye bakalım, hadi bakalım. Oh, hepsinden, oha yavaş, bitirmeden. Siz de yiyin abi. Sen çıkmış lan. Siz de yiyin, valla bak lan. Tamam, şimdi söyle bakalım Baha'cığım. Hangisi güzel? Ha. Şimdi hepsi çok güzel de. Şu biraz daha güzel, şu çok güzel. Sana verdiğim köpek maması reklamlarından hangisini yapmaya karar verdin evladım? Bu beğenildi Önder Bey. Bunun üzerine gitmemiz daha doğru olur. Mazhar abi, bu yediğim şey benim şimdi köpek maması mıydı? Bravo. Ne olmuş lan köpek mamasıysa? Köpek zehri değil ya işte, mama ya. Tamam Mazhar evladım, bunu hemen hazırla, firmaya sunalım. Siz hiç merak etmeyin Önder Bey. Bu köpek maması reklamını öyle bir hazırlayacağım ki... bütün köpekler konuşmayı öğrenip gidip bakkallardan bu mamadan satın alacak. Hadi yap da görelim bakalım. Tabii Önder Bey. İyi çalışmalar. Sağ olun Önder Bey. Biriniz neden tutayım? Bak çekil bak şimdi nereden, bak ne oluyorum ben. Bak çekil bak. Bak dengem yok. Bak bu sağa dönüyor. Tamam. Hadi. Ben geldim. Hey aslan. Ruhum hoş geldin. Hiç de hoş gelmedim. Dur, telefon geldi. Titreşimi almıştım, cebimdeydi. Titriyor baksana. Ruhum ne oldu? Giderken gayet neşeliydi. Bir şey mi oldu? Hani fani taraftan iki kişinin emir meleği olacaktım ya. Evet. Kim çıktı bil bakalım. Tecavüzcü Coşkun. Uy, keşke o çıksaydı. Adnan Hoca'nın motorları. Hayır, annemle kız kardeşin çıktı. Annemle kız kardeşim mi? Canım çıksın, ne var bunda, abartma bu kadar. Ama onlardan hoşlanmadığımı biliyorsun. Hoşlanmadığım yetmiyormuş gibi. Bir de 24 saat onların emirlerini yerine getireceğim. Ama hayatım, bu işin sonunda birlikte çıkacağımız bir haftalık... tatili, tam pansiyon tatili düşünsene. Uy, belki o zaman biraz katlanabilirim ben. Katlan. Yerim ben seni, yerim. Hayır yani abinin beğendiği kız Cindy Crawford olsaydı işimiz kolaydı. Yani Sivaslı Cindy'yi bulup getirirdik olurdu. Ama Claudia Schiffer'ın Sivaslı benzeri yok ki. Nereden bulacağım ben Claudia Schiffer'a benzeyen bir Türk kızı, ha? Anne, senin bu Claudia projen için en uygun aday Reyhan. Evet. Emin misin? Hayır yani ben hiç benzetemedim de. Evet, eminim. Bak şimdi. Ha. Şu gözlerini de büyütelim. Takalar koyalım abuk subuk. Nasıl şimdi? Benzedi mi Reyhan'a? Yani evet. Biraz benzedi gibi sanki. Ama bu durumda Reyhan Claudia'ya değil de Claudia Reyhan'a benzedi gibi oluyor sanki. Aman anne, ne önemi var? Birbirlerine benzemeleri önemli değil mi? Benzedi işte. Evet, ailenizin iyilik meleği Ruhsar geldi. Evet. Şimdi bu durumda yapılacak tek bir şey var. O da hemen Reyhan'ı aramak. Evet, hemen arayalım. Evet, hemen arayalım. Az sonra. Yok, hemen şimdi. Reyhan. Anlaşılan Reyhan. Bunlar yine sevgili kocamı o salakla evlendirmek peşindeler. Hayret. Reyhan evde yok. Ay şimdi biz nerede bulacağız bu kızı ha? Vallahi bilmiyorum ki anne. Normal bir insan olsa nereye gittiği konusunda normal ihtimaller düşünebilirdim. Ama söz konusu olan insan salak olduğu için kim bilir nereye gitmiştir. En son bayramda Toros Dağları'na Akdeniz Bölge Televizyonu vericisini görmeye gitmişti. Ay tüh. Ay şimdi keşke Reyhan burada olsaydı. Ya. Evet, işte ilk istekleri. Reyhan'ı buraya getirmemi istiyorlar. Ne yapalım, mecburen biz de getireceğiz. Ne işin var benim burada? Reyhan, sen nereden çıktın? Bu ne hal kızım? Ben Uludağ'da kayak yapıyordum Menkıbe Hanım teyze. Birdenbire kendime burada buluverdim. Demek ki Uludağ'ın bir ucu sizin eve çıkıyormuş. Neyse, madem geldin, beni Mazhar Bey'le evlendirecekseniz evleneyim bari. Bak şimdi Reyhan, dinle beni. Dinliyorum. Bu sefer elimde harika bir böyle dev proje var. Hadi ya! Yani beni King Kong'la mı evlendireceksiniz? Hayır Reyhancığım. Önce başarabilirsek eğer seni Claudia Schiffer'a benzeteceğiz, sonra da abimle evlendireceğiz. Oh, wow! Ne şahane fikir! O zaman hemen başlayalım. Hadi! Hadi
siz geçin şöyle. Gel böyle. Ben de şu makyaj takımını alayım. Otur, otur bakayım. Otur, otur. Önce şunu çıkaralım kafandan. Al sen şu aynayı eline istersen. Al bakayım, kendine bakarsın bir yandan. Şimdi bir güzel başlayalım. Gel bak sen şunu al. Bakayım ben bunu. Ben de aynı fikirdeyim Firdevs'cim. E sen yaptın. Kırmızının üzerine pembe, pembenin üzerine kırmızı ruj sürdün. Neyse, çok çirkin oldun. Keşke şimdi profesyonel bir güzellik salonunda olsaydık. Evet, bu işi profesyonelce halletmiş olurduk. Evet, sizin yaptığınızdan daha iyi yapılacağına ben de eminim. Ruhsar'cığım, Menkıbe Hanım'la Firdevs'in isteklerini yerine getirmek zorundasın. Eğer Reyhan'ı bir güzellik salonuna götürmek istiyorlarsa bunu yapmak mecburiyetindesin canım. İyi, tamam yaparız. Biz nasıl geldik buraya? Buyurun efendim, nasıl yardımcı olabilirim? Efendim, şöyle yardımcı olabilirsiniz. Bakınız burada bir resim var. İşte bu resmi görüyor musunuz? Şimdi biz bu kızın aynen bu kıza benzemesini istiyoruz. Claudia Schiffer'a ha? Evet. Bizi gören birbirimizden ayırt edememeli. Yani demek ki bu Claudia Schiffer. Şimdi benim bütün mutluluğum, evlenmem falan hep buna bağlı. Anlatabiliyor muyum? Ben başka Schiffer'a değil, Claudia Schiffer'a benzemek istiyorum. Şöyle bir bakalım. Saçmalama. Bu senin yaptığına nankörlük denir ama. İnanmıyorum. Bu bir kabus olmalı. Bu salaklarla ben 24 saat mi geçireceğim şimdi? Ben şaka yaptım Menkıbe Hanım teyze. Tamam. Tabii ki Mazhar Bey'le evleneceğim. İyi, bir daha böyle şakalar yapma. Bana bak. Hadi gel bir kahve yapalım da şöyle bir keyif çatalım. Başarımızın tadını çıkaralım. Hadi tamam. Gel. Birdenbire Müfitciğimi özledim. Keşke burada olsaydı. Mecburen bu hisseni de yerine getireceğiz. İş be, gerçekten ordusu. Kaç tane adamsınız, doğru düz bir fikir bulamadınız be. Aman. Her şeyi ben mi yapacağım? Kanka ya. Ne var? Ya düşünmekten kabuz oldum ya. Aklıma hiçbir şekilde muhabbet kuşu maması reklamı gelmiyor ya. Allah Allah. Zaten beynim dondu burada ya. Bu yeni bir şey değil ki oğlum. Senin aklına hiçbir zaman hiçbir şey gelmez. Sende akıl yok çünkü. Neyse. Senin en birinci kankan Mazhar sana altın yumurtlayan tavuk misali harika bir fikir yumurtlayacaktı nasıl olsa. Hakikaten benim de dondum ha. Kordon adam yapalım, burnuna avuç takalım. Mazhar abi. Ne var Mazhar? Müfit nereye gitti? Işınlandı mı yoksa? Benden çok yaşayacaksın Mazhar abi. Müfit abi az evvel resmen ışınlandı. Saçmalama be, saçmalama. Şu kadarcık adam göremiyoruzdur. Bir yerlerde bana bak çayın içine falan düşmedi. Boğulur ha, yüzme de bilmiyor. Sen çok çay yapmaktan hayal görmeye başladın ha. Ya olur mu abi? Ne hayali ya? Çok çay yapmaktan hayal görüldüğünü de ilk kez duyuyorum. Böyle salaklar için hayal görmenin belli bir yöntemi yoktur. Bunlar her durumda hayal görebilir. Zaten hayalle yaşayanın aklına şaşmak lazım. Ya vallahi abi ya, iki gözümle gördüm Müfit abinin ışınlandığını ya. Vay anasını be.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, sar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, Musa'cığım ölmemiş.